Merhabalar. Bugün sizlere gündemi oldukça meşgul eden bir konudan, WhatsApp meselesinden bahsedeceğim. Yalnızca bu meseleden bahsetmekle kalmayıp, veri kavramı, verilerin gizliliği ve bu verilerin güvenliği hakkında da derinlemesine konuşacağız. Öncelikle veri kavramına bir bakalım. İnternet tekelinde incelersek bıraktığımız her türlü ayak izine veri diyebiliriz. Yani Google arama geçmişinizden tutun da Instagram'da gezinirken her bir gönderide ne kadar vakit geçirdiğiniz. Evet, şaka yapmıyorum. Instagram algoritması her bir gönderiyi ne kadar ekranda tuttuğunuza da bakıyor. Yani size dair hiçbir ipucunu kaçırmıyor. Veri kavramını açıkladık. Şimdi bir düşünün bakalım. Dünya üzerindeki her bir insanın her gün internet üzerinde yaptığı milyonlarca işlem. Bunların hepsini depolamak bir hayli zahmetli olsa gerek. Tabii bu üretilen verilerin büyüklüğü de bir hayli fazla. Düşündüğünüz zaman insanlığın bir günde ürettiği veri kaç gigabayt, kaç terabayttır yahut terabaytlarla bunları ifade edebilir miyiz? Firmalarda kullanım deneyimlerini iyileştirmek ve kullanıcılarına daha iyi seçenekler sunabilmek için bu verileri depoluyor ve işliyor. Hatta bu verilerin depolandığı büyük büyük yerlere de veri merkezleri diyoruz. Başka bir videoda dünyanın bu çok önemli ve çok büyük yapılarından bahsedeceğim. Ancak bu videoda yalnızca verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında konuşacağız. Facebook veri merkezi konusunda çok çok ilerlemiş durumda ve WhatsApp da verilerini bu gelişmiş merkezlerde depoluyor. Peki bu verilerin güvenliği ne düzeyde? Benim görüşüme göre bu verilere dışarıdan birisinin duvarlardan atlayarak yahut güvenlik ekiplerini alt ederek girmesi imkansız. Çünkü duvarları atladığınızı varsaysak bile içeriye girdiğiniz takdirde kilitli kapılardan yahut yüz tanıma sistemlerinden geçmeniz imkansız olacaktır. Varsayalım ki bu sistemlerin hepsini alt ettiniz ve dışarıdan içeriye girebildiniz. Sunucuların yanına vardığınızda bile hala işiniz bitmemiş olacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir sunucunun içerisine ulaştınız ve oradan herhangi bir diski çektiniz. Bu diskin içerisindeki bilgiler son derece karmaşık matematiksel algoritmalarla şifrelendiği için bunları çözmek, kuantum bir bilgisayarınız yoksa asırlar alır. Şayet kuantum bir bilgisayarınız varsa da yıllar alır. Peki ya verilerin yanına ulaştığınız takdirde bu verileri çalmak değil, yalnızca hasar vermek istediğinizi düşünelim. Elinize bir balta alıp verilere saldırırsanız yine çok bir hasarınız olmayacaktır. Çünkü veriler her daim iki farklı merkezde yahut daha fazla merkezde yedekli bir biçimde saklanır. Yani Texas'ta bulunan bir Facebook veri merkezine saldırdığınızda ve oradaki verilere zarar verdiğinizde bu verilerin İsveç'te yedeklenmiş bir halde durduğunu görebilirsiniz. Verilerimizin depolandığı yerlerde ne kadar güvende olduğundan bahsettik. Şimdi de bu verilerin satılması veya paylaşılması durumlarından bahsedelim. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki veri mühendisleri bu verileri işlerken her bir WhatsApp mesajını açıp tek tek okumuyorlar. Bu veriler bir kütle halinde makinelere veriliyor ve daha sonra toplu bir çıktı halinde geri alınıyor. Ve bunun sonucunda sizlere özelleştirilmiş reklamlar sunuyorlar. WhatsApp'ın şu çok konuşulan yeni gizlilik sözleşmesinde geçen verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşma meselesi de bundan ibaret. WhatsApp sözleşmesine konu gelmişken haydi gelin şu gündemi epeyce meşgul eden konuya bir bakalım. Sözleşmede geçen üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla verilerinizi paylaşırız şeklinde devam eden ve şu an ekranda gördüğünüz bölüm aslında Mark abinin bize verdiği bir sözden bahsediyor. Kısaca söz konusu maddede diyor ki üçüncü taraflar verileri işlerken bizim belirlediğimiz kurallara ve etik değerlere uyacaklar. Yani kısacası garantisi biziz diyor Facebook. Tabii WhatsApp'ın sözüne ne kadar itibar edebileceğimiz de tartışılır. Ama en azından son gelen güncelleme ile verilerimizi ulu orta paylaşmayacaklarını belirtmiş olalım. Başka bir nokta da ekran görüntülerinin alınabilmesi konusu. İki birey arasındaki konuşmalar özele girdiği için iki taraftan birinin izni olmadığında konuşmalar mahkemeye delil olarak sunulamıyordu. Ancak bu yeni güncelleme ile konuşmalar mahkemeye delil olarak direkt sunulabilecek. Aslına bakarsanız küfür, aşağılama, değerlere saygısızlık gibi konular hakkında dava açarken bu madde süreci epey hızlandıracak. Ancak tam tersi olduğunda da aleyhinize delil olacak. Başka bir mesele de güvenlik amacıyla mesajların gözden geçirilebileceği konusu. Benim gördüğüm kadarıyla sözleşmede bu şekilde bir madde yok. Yani bu durumu biraz daha açarsak WhatsApp sizin konuşmalarınızı anlık olarak tarayıp küfürleri falan ayıklamayacak. Yalnızca bir ihbar ya da bir şüphe üzerine bu konuşmalar incelenebilecek. Eskisiyle yenisi arasındaki tek fark bu. Yani bir tavsiye vermek gerekiyorsa artık WhatsApp konuşmalarınızı tweet atıyormuşçasına yazmalısınız. Çünkü olası bir ihbarda gizlilik sözleşmeleri kapsamında konuşmalarınız incelenebilecek. Akıllara gelen bir başka soru ise sohbet yedeği dediğimiz yedeklemelerimizi yaptığımız bulut servisleri verilerimizi işleyebiliyor mu? Bu sorunun cevabı da hayır olarak karşımıza çıkıyor. Bu cevabımı da iki madde ile temellendirebilirim aslına bakarsanız.
İlk olarak ekranda görmüş olduğunuz sözleşme maddesine göre bu firmalar bizim mesajlarımıza sahip olacak. Burası kesin. Zaten mantıklı düşünürsek bunun gerekli olduğunu da görürüz. Yani Google Drive'a diyoruz ki al benim mesajlarımı yedekle ama bir yandan da diyoruz ki onları görme. Bu zaten imkansız bir olay. Sözleşmenin aynı maddesinin son kısmında Mark abi diyor ki Google Drive ya da iCloud gibi yedekleme araçlarından birini kullanırsanız verileriniz artık onlarda olacağı için gizlilik sözleşmeleriniz onlara göre ayarlanır. Ama ben araştırıp hem iCloud'un hem de Google Drive'in gizlilik sözleşmelerine baktığımda bizim verilerimizi herhangi bir şekilde pazarlama yahut reklam amaçlı incelemeyeceklerini söylediklerini gördüm. Ha ama başta söylediğim gibi ne kadar güvenebilirseniz artık. Benim dikkatimi çeken esas nokta bu firmaların konum yahut ses izni istemelerini insanların yadırgaması. Mobil uygulamalar bir fonksiyonu gerçekleştirebilmek için o fonksiyonun bağlı bulunduğu konuyla ilgili izin ister. Yani WhatsApp'tan bir ses kaydı göndermek istiyorsanız mikrofon erişimini açmanız gerekir. Aksi takdirde zaten WhatsApp mikrofona erişemediği için ses gönderemezsiniz. Başka bir örnek daha vermek gerekirse birine konum göndermek istediğinizde WhatsApp'ın konuma erişimini açmanız gerekir. Çünkü zaten erişemezse gönderemez WhatsApp. Yani WhatsApp'ın bu işlem için konum izni istemesi gayet normaldir. Ama WhatsApp konum izni isteyince hepimiz "Aa WhatsApp benim konumumu depoluyor." diyoruz. Bu sizce de biraz tutarsız bir davranış değil mi? Şu hususu tekrar belirtmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Verilerimiz işleniyor, bu bir gerçek. Ancak kimse bu verileri eline alıp tek tek okuyarak işlemiyor. Ya da bu mesajları sunuculara gidip açıp tek tek okuyabilecek kişiler sizin tanıdıklarınız değil, bundan emin olabilirsiniz. Bu veriler makinelerin içerisinde toplu halde atılıyor ve tekrardan toplu halde sonuç olarak çıkıyor. WhatsApp tekelinde bu kadar konuştuktan sonra veri meselesine tekrar dönelim ve sizlerle çok şaşıracağınız bir bilgi paylaşayım. Google Maps bir caddedeki trafik yoğunluğunu anlayabilmek için anlık olarak konum bilgilerini işler ve bunları haritalara döker. Hatta bununla ilgili komik bir olay anlatıla gelir. Bir adam 50-60 tane telefonu bir sepete koyar ve herhangi bir sokakta yürümeye başlar. Google Maps de orada çok fazla trafik var zanneder ve haritalara öyle işler. Gelelim mahremiyet konusuna. Hepimiz için önemli. Aslına bakarsanız konum bilgilerinizden tutun da Google arama geçmişinize kadar birçok veri tam olarak mahremiyet açığı teşkil etmiyor. Yani bu verileri insanların da görmediğini, yalnızca makinelerin anlamlandırıp tekrardan bize sonuçlar verdiğini düşünecek olursak çok da problem yok gibi duruyor. Peki ya problem nerede? Problem bu verilerin işlenerek bizlere ideal reklamların sunulmasından da öte. Artık bu veriler işlenerek bizlerin hangi filmleri seveceği, hangi yemeği yemekten hoşlanacağı tahmin edilebilir hale geliyor. Günümüzün bu denli gelişmiş bilgisayarlarında insandaki duygu kavramını bile matematiksel bir karşılığa denk getirebiliyorlar. Bu denli tahmin edilebilir bir yaşam son derece yapay geliyor bana. Yediğimiz yiyecekten giymeyi daha çok isteyeceğimiz tişörte kadar her şeyin planlanması ve bizim de dönen bir çarkın içerisindeki hamster gibi kazandığımız tüm paraları bu çarka tekrardan götürüp vermemiz benim aklıma hiç yatmıyor. Evet, bugün sizlerle verilerin güvenliği, verilerin mahremiyeti ve gizliliği üzerine konuştuk. Başka bir videomuzda da bu verileri depolayan çok çok büyük, devasa data center'ları yani veri merkezlerini inceleyeceğiz. Sağlıcakla kalın.